Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda trigonometri kampının 10. gününün 2. videosundayız. Test 1'in çözümünde yani 1. bölümün sonundaki test 1'in çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Test 1'de soru 19'da kalmıştık. Evet, soru 19'da kaldıysak kitabımızda sayfa numarası 57, 58, 59 ve 60'ı çözeceğiz sizinle birlikte. Ama hala daha test 1 bitmiyor. Sonra bir 3. video daha var. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 19. soruda aşağıda ABCD karesi biçimindeki bir pencere görseli verilmiştir. Verilmiştir. Yani şunlar birbirine eşit değil mi kardeşim? Bütün kenarlar eşit. Peki sonra şunlar birer dikdörtgen verilmiş. AKMN AKMN ve NMLD NMLD birer dikdörtgen olarak verilmiş. Ali Kara uzunluğu sinüs x. Ali Kara neredesin? Sinüs x. Evet. KM ML KM kosinüs x ML kosinüs x ve BK uzunluğu da kosinüs x'miş. E buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra da bak şurada şurası kosinüs x kosinüs x 2 kosinüs x yapmadım mı burası. Evet burası da bakın sinüs x artı kosinüs x yaptı. O zaman eşitleyelim. 2 kosinüs x eşittir sinüs x artı kosinüs x oldu. Buradan kosinüs x eşittir sinüs x oldu. Buradan bunu buraya bölü olarak atacak olursak eğer yani buradan 1 eşittir sinüs x bölü kosinüs x oldu. Bu da tanjant x değil mi? Tanjant x 1. Nerede bir tanjant x? 45'te. Gerçi bizden tanjant x deniyormuş. Ça böylelikle Cihan çıkar. 19. soru Cihan oldu. Geldik 20'ye. Şimdi işaret lazım olacak bana. E tamam. Şimdi birim çemberde ne olur ne olmaz çizelim. Kosinüs, sinüs, tanjant, ve kotanjant. Şöyle ben kopyalayayım ve yapıştırayım şöyle. Tamam. Ctrl ve bir daha yapayım. Bu işaretleri burada hepsini de biliyoruz zaten. Nasıl biliyoruz bunları? İyi biliriz değil mi? Hocam hepsi birinci bölgede artı. İkinci bölgede kosinüs, kosinüs, eksi, sinüs artı. Ee, bunlar da eksi eksi yapıyor. Eksinin artıya bölümünden. Bu eksi eksi. Bunlar artı artı yapıyor kosinüs artı yapıyor. Burası eksi. Bunlar da eksi eksi yapıyor. Hadi bakalım. 120 derece. Arkadaş 120 derece ikinci bölgeye düşüyor. İkinci bölgede kosinüs işaretine eksi. Sinüs 150. İkinci bölgede sinüs işareti artı. Eksi artı çarpımı küçük sıfır. Doğru mu? Doğru. Yani bir doğru. İkiye geldik. Tanjant 225. Üçüncü bölgede bakıyorum. Tanjant üçüncü bölgede artı. Kosinüs 140. İkinci bölgede kosinüs eksi. Artı ile eksin çarpımı. Eksi olması lazım. Yanlış. Buna bakıyoruz. Sekant dediğimiz aslında 1 bölü kosinüs demektir. Kosekant demek de 1 bölü sinüs demektir. Şimdi sen 135'i inceleyeceksin. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Bu da 330'u inceleyeceksin. 270'ten 360 derece arasında sinüsün işareti burada eksi. Yani bu eksi eksi çarpımı büyük sıfır doğru mu? Doğru. 1 ve 3 doğru oldu. 20. soru denizli oldu. Geldik 21. soruya. Arkadaş direkt devrilmiş falan filan. Aşağıda 3.5 metre diyor. Kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaş metreyi şöyle 350 santimetre yapalım o zaman. Santimetre cinsinden soruluyor. 350 santimetre uzunluğundaki AB direği evet, C noktasından kırılarak yanındaki duvara devrilmiş hali gösterilmiştir. Duvarın zeminden yüksekliği 1 metre. Yani 1 metre dediği 100 santimetre. Arkadaş alfaya ait dik üçgen oluşturmamız lazım. Hop şöyle bir dikdörtgen oluştursak dik üçgen oluştu. Arkadaş burası 100 mi yaptı? Evet. Şimdi sekant alfa dediğimiz nedir? Hocam 1 bölü sinüs değil 1 bölü kosinüs alfa eşittir 17 bölü 8. Yani kosinüs alfa da burada 8 bölü 17 mi yapıyor? Evet. Kosinüs alfa 8 bölü 17. Kosinüs komşu bölü hipotenüs diye mi? Yani burası 8K burası da 17K olacak. E sonra şu ikisinin toplamı direkt normalde direğin uzunluğu bu artı kırılmadan önce bu bu ve yüz değil mi? Evet. 17K artı 8K, 25K artı 100 eşittir. 350 santimetre olarak verilmiş. 25K buradan 250 santimetre çıkar ve K buradan 10 çıkar. Şimdi bizden DE uzunluğu isteniliyor. Neredesin DE? Şuradaki uzunluğu. Arkadaş 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden burası 15K çıkar. Benden 15K isteniyor. K yerine 10 yazarsam cevap 150 çıkar. Yani cevap böylelikle Balıkesir oldu. Sonra da bir de santimetre metre cinsine dikkat etmek lazım değil mi? 21. soru Balıkesir. Geldik 22'ye. Nabız kanın sol karıncık büyük atar damarları pompalanması esnasında uç noktalarındaki noktalardaki atar damarlarda oluşturduğu dalgalanmadır. Sağlıklı bir kişinin nabzının zamana bağlı dalgalanma sayısı, sayısı saniye türünden bu verilmiş. Ha, sinüs cinsinden verilmiş. Bak sen çakala. E buna göre diyor sağlıklı bir kişinin nabzı Hangi aralıkta olmalıdır? Arkadaş işte sağlık kişinin burada verilmiş. Sana buradaki fonksiyonun aralığı soruluyor. Sinüsün içindeki ne olursa olsun sinüs fonksiyonu ne ile ne arasındaydı arkadaşım? Hocam eksi 1 ile artı 1 arasındaydı. Ben bu fonksiyonu elde edeceğim. 20 ile çarpacağım. Çarp 20 ile eksi 20 küçüktür. Küçük eşittir sinüs. O da küçük eşittir 20. E bir de 80 ekleyeceğim. Ekle 80'i şimdi de. Artı 80 eklediğin zaman 60 küçük eşittir ee, bu fonksiyon yapıyor. F fonksiyonu yapıyor. Şunu 20 ile çarpınca 20 sinüs yapıyor. Ee, 80 artı 20 sinüs yapıyor. Yani F fonksiyonu yapıyor. 80 eklediğimde de burası ne oldu arkadaşlar? Küçük eşit. 80 eklediğimizde 100 yaptı. Aralığımız ne oldu? 60 ile 100 arasında oldu. Yani cevap böylelikle 60 ile 100 kapalı aralı. 22. soru C an oldu. Geldik 23'e. Aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş. Tanjant değeri verilmiş. Yani burası 16 bölü 10 verilmiş. Yani 8 bölü 5 verilmiş. Tanjant değeri. Tanjant ADB, ADB. işte burada kaçın tanjantı 8 bölü 5 verilmiş. Hocam bu açının tanjantı yani şuraya alfa dersem tanjant alfa eşittir 8 bölü 5 ise şuraya A dersem karşı bölü komşu A bölü 5'ten dolayı A'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. 8 bulduk mu burayı? Bulduk. Sonra kotanjant ACB yani şuradaki beta açısının kotanjantı da ne verilmiş? 2 verilmiş. Ben buraya x dersem bu sefer şu büyüklük üçgene bakacağım. Kotanjant demek Komşu bölü karşı demek. Yani kotanjant beta eşittir 2 ya. O da x artı 5 bölü 8. x artı 5 bölü 8 olacak. Yani buradan x artı 5 16 olur. Ve x de buradan 11 olur. Yani cevap Denizli oldu. Yani kafadan da yapabilirsin hocam. 2 bölü 1 olacak. 8 ise 16 olacak. 16 ise de x'i buradan 11 olarak buluruz diyebilirsiniz. Ama biraz da teknik bilgilerle adım atmak istedim burada. 23. soru Denizli. Geldik 24'e. Dik üçgen verilmiş. Alfa derece verilmiş. BC uzunluğu 8 verilmiş. Ve HC uzunluğu da sin kare alfa. Hmm. HC uzunluğuna da şöyle bir sin kare alfayı yazalım bakalım. Şimdi kardeşim sin kare alfa verilmiş ya. Benim şu dik üçgende işlem yapacağım belli. Çünkü sin kare alfadan dolayı. Başka 8 verilmiş ya. Verilen biriler bizi sonuca iter. 8 verilmiş ya. Büyük dik üçgende işlem yapacağım belli. E bu üçgen ve büyük dik üçgendeki ortak olan kenar neresi? O zaman ben şu kenara ulaşırsam işim kolaylayacak. O zaman ona göre işlem yapalım. Ama hocam alfa bu üçgende verilmiş. Kardeşim 90'lar uçuyor. Da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa 90 beta. Beta 90 90'sa burası da alfa değil mi? Evet. Şurası da alfa oldu. Şimdi o zaman büyük dik üçgeni düşünelim. Şuraya ben bir A diyecek olursam. Büyük dik üçgende A ve 8 var. Alfanın komşusu var, hiposu var. Yani kosinüs alfa eşittir A bölü 8'den. A'yı ne bulduk? 8 kosinüs alfa bulduk. Buradaki uzunluk 8 kosinüs alfa oldu. Ve sarı üçgene bak. Sarı üçgende de komşusu var hiposu var. Kosinüs alfa neye eşit oldu o zaman? Komşu bölü hipotenüs. Sin kare alfa bölü 8 kosinüs alfaya eşit oldu. O buradan 8 kos kare alfa eşittir sin kare alfa oldu. Benden ne isteniyor? Sin kare alfa tanjant alfa değeri isteniyor. E Tanjant alfayı bulmam için sin bölü kosu bulmam lazım. 8 eşittir. Sin kare bölü kos kare oldu. Yani bu tanjant kare alfa 8'e eşit oldu. O zaman tanjant alfa da neye eşit olacaktır dostlar? Kök 8'e eşit olacak. Bu 4 çarpı 2 ya. 4 dışarıya 2 diye çıktı. O zaman cevabımız 2 kök 2 olur. Güzel bir soruydu. Cevap denizli oldu 24. soruda. Geldik 25'e. X ve Y açıları 0 ile 3P bölü 2 arasında verilmiş. Ve şöyle bir şey verilmiş. Şunu kullanalım. Sinüs x artı 1 bölü kosinüs y eşittir 0 değil mi? Evet. Şimdi toplayalım bunu. Sinüs x çarpı kosinüs y artı 1 bölü kosinüs y eşittir 0 olacak. Üst tarafın payın 0 olması demektir bu. Sinüs x çarpı kosinüs y artı 1 eşit 0 oldu. Buradan da sinüs x çarpı kosinüs y eşittir eksi 1 oldu. Ha, bak şöyle bir şey geldi. Önemli bir nokta sinüs x çarpı kosinüs y'nin eksi 1 olması ya da 1 olmasının yorumu çok güzel. Arkadaş sinüs x çarpı kosinüs y eksi 1 ise eğer ya bunlardan biri 1'dir diğeri eksi 1'dir ya da bu eksi 1 bir, bu 1'dir. 1 e, olsaydı o zaman 1'e 1 bir ya da eksi 1'e eksi 1 diyecektik. Onu yorumlayacaktık. Ben şimdi 1 ya da eksi 1'i yorumlayayım. Hocam niye böyle? Ya sinüs değeri böyle 1 ile eksi 1 arasında değil mi? Evet. Yani Böyle rasyonel bir sayı. Birden küçük rasyonel bir sayı. Mesela A bölü B. E, o zaman A bölü B ile sen B bölü A'yı çarptığında bir yapması için biri sıfırla bir arasındaysa mesela öbürü de birden büyük olmak zorunda değil mi? Ya da örnekle göstereyim. Mesela, mesela biri 1 bir bölü 3 sinüs x'i şöyle düşün. Hocam biri 1 bir bölüyse, bölü 3 ise diğeri 3 bölü 1 olur. E, bu tanımlı olmaz kardeşim. Kosinüs fonksiyonu birden küçük olması lazım. O yüzden bunu rasyonel bir sayı olarak alacaksak eksi 1 ile 1 arasında alacaksak eğer biri birinin de eksilisi ise eğer ters çevirip çarptığımda yani onun da tanımlı olduğu aralık olması lazım. Biri 1 bölü 3 iken öbürü 3 olur. Olmaz. Ya da biri 1 bölü 2 iken diğeri 2 bölü 1 eksi 2 bölü 1. Bak yine eksi 1 ile 1 arasında olmuyor. Ancak ve ancak biri 1 iken diğeri eksi 1 olur. Ya da biri eksi 1 iken diğeri 1 iken olur. Hadi önce şunu bir inceleyelim arkadaşlar. Bunu boşu boşuna vermemiştir. Sinüs x'in 1 olduğu yer nerede? Sinüs x'in 1 olduğu yer x'in 90 derece olması demektir. Kosinüs y'nin de eksi 1 olduğu yer kaç derece olması demektir? 180 derece. Y'nin de 180 derece olduğu yer değil midir? Evet. Sinüs x'in 1 olduğu yer neresi? Sinüs şöyle çizelim. Sinüs ekseni burası 1 olduğu yer sadece burası. Ee, ondan sonra kosinüs y'nin eksi 1 olduğu yer. Kosinüs y'nin de eksi 1 olduğu yer burası. 180 derece. Evet 1'e eksi 1 iken bu durum söz konusu. Ondan sonra bir de eksi 1'e 1 iken bakalım. Eksi 1'e 1 iken ne olacak arkadaşlar? sinüs x eksi 1 ken 270 olacak x açısı. E, kosinüs de 1 olması için y açısının ne olması lazım? 0 derece olması lazım. Ama aralığımız bak 270'ten küçük demiş ya. O zaman bu aralıkta değil. Yani şu aralıkta değil. O zaman sinüs x'in 1, kosinüs y'nin eksi 1 olduğu durumlara bakacağım. Yani x 90 derece olur. Y de 180 derece olur. O zaman x yerine ben burada 90 yazarsam benden kotanjant 45 isteniyor. artı kosekant demek 1 bölü sinüs demek Y yerine de 180 yazacağım. 180 bölü altta 30 demek. 1 bölü sinüs 30 isteniyor benden. Şimdi kotanjant 45 demek ne demek? 45 45 90 3 1 bölü 1 yani 1 yaptı. Artı sinüs 30 da 1 bölü 2 demek. Ters çevir çarptığınız zaman 2 yapar. Topladığımız zaman cevap da kaç yapar? 3 yapar. Güzel bir soruydu dostlar. En azından böyle bak sinüs x çarpı kosinüs y'nin eksi 1 olma durumunu biz yorumladık. Artı 1 olma durumunda da 1'e 1 ya da eksi 1'e 1 eksi 1'i düşüneceksin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Güzel bir soru. Şöyle bir yıldızı hak eden bir soru oldu. Güzel bir şey öğrendik çünkü. Cevap Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir katlama sorusu. Katlamalarda ne yapıyoruz dostlar? Öncelikle katlamayı eski haline geri açıyoruz. Şöyle eski haline geri açtım. Hani biraz daha böyle içe katlansaydı daha güzel olacaktı ama neyse. Ee, şu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bu üçgen katlanmış buraya gelmiş. Yani 6 ise burası 6 olacak. Sonra üst üste binen açılar eşit olacak. Bu açılar eşit olacak. Hatta bu açı 90 derece ya. 45-45 yapar burası. E sonra ne olacak arkadaşım? Şu açılarda birbirine eşit olacak. Benden B, A üstü açısı. B, A üstü. Yani şurada açı isteniyor. Kosekant. Yani kosekant dediğim 1 bölü sinüs alfa isteniyor benden. Arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Aslında ben normal geometriden yaparım. Hocam 45'i gördüm ya. Çekerim buradan bir 90 derece. 4-4 yapar burası. Sonra 4 ve 6'dan dolayı bak sinüs alfa belli 4 bölü 6 2 bölü 3. Ters yerlediğim zaman 3 bölü 2 olur. Cevap 3 bölü 2 diye işaretlerim. Ama trigonometredeyiz. Hadi bakalım ne yapacağız burada. Hocam mavi üçgene bakacak olursam bak. Kenar karşısında kaçı? Kenar karşısında kaçı? Sinüs teoremini aklımıza getirmedi mi? Evet. Aklına gelen başına gelsin diyoruz. 4 kök 2 bölü sinüs alfa. 4 kök 2 bölü sinüs alfa Neye eşittir? Hocam 6 bölü sinüs 45'e. 6 bölü sinüs 45'e eşittir. E Sinüs 45 dediğimiz nedir? 1 bölü kök 2'dir. O zaman şu ikisini çarpma 6 sinüs alfa neye eşit oldu? 4 kök ile 1 bölü kök 2'nin çarpımı 4'e eşit oldu. Sinüs alfa da buradan 4 bölü 6'ya yani 2 bölü 3'e eşit oldu. A benden 1 bölü sinüs alfa isteniyor. yani 1 bölü 2 bölü 3 isteniyor. O da 3 bölü 2 yapar. Cevap Cihan oldu. 26. soruda arkadaşım. Geldik 27. soruya. Vay. Hadi bakalım. Geometri bilenler. K ebenin uzunluğu da 3k verilmiş. EC uzunluğu k ebenin uzunluğu da 3k yazınca kotanjant alfa değeri isteniyor. Ne yapmak lazım? Alfaya karşı bir dik üçgen oluşturmak lazım değil mi? Hocam alfaya ait dik üçgen böyle oluştursam saçma. Buradan çizersem saçma. E nereden oluşturabilirim bir de? Bak şu üçgeni düşünüyorsak eğer hocam bu üçgende C köşesinden çizdim olmadıysa D köşesinden de çizebilirim. Yalnız D köşesinden çizdiğim yer 90 artı bilmem ne geniş açı olduğu için dışarıya doğru düşer bu. Yani şöyle. Tamam. E. Dik çizdim. Bak alfaya ait dik üçgen oluştu. Tamam. E. Şimdi ne yapacağız? Hocam. Kareyi kullanacağız burada. Kareden dolayı bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Dik üçgenler var. 90'lar 2'dekiden fazla. Alfa beta'ya dal. Ama alfa açısı burada ya. Yani N ve M açılarına dal. Şu N M. N artı M 90 diyelim. Hocam M 90'sa sıradaki N. N 90'sa sıradaki M oldu. E o zaman bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşım? benzer. Hatta 90'ın karşısında gelir eşit olduğu için eş üçgen oldu. N'nin karşısı K N'nin karşısı burada da K'dır. M'nin karşısı 3K ise M'nin karşısı burada da 3K'dır. E şimdi alfaya ait dik üçgen var mı? Var. İşte tam olarak bu üçgende benden kotanjant alfa isterim. Kotanjant alfa komşu bölü karşı 4K bölü K yapar. Yani cevap 4 yapar. Bak trigonometri, <coughs> trigonometri mantığıyla yaptım. Alfaya ait dik üçgen lazım dedim. Dik çizmeleri yapınca en mantıklısının bu olduğunu fark ettim. Bunu çizince sonra açılara daldım. Benzerlik girdi işin içine. Hatta eşlik girdi. Hatta biz geometriye de çok hakimsen şunu böyle daha öncesinde de söylemiştim. Kardeşim, karenin dışında bir tane üçgen varsa dışında kareleme metodu dediğimiz dışında bir tane daha oluştur. Bu eş üçgen oluyor şunlar. Hatta dışında bir tane daha oluştur. Hatta dışında bir tane daha oluştur. Bu üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor. Şurada bir üçgen var ya dışında bir daha oluşturdum. Dışında bir daha oluşturup dışında bir daha oluşturup böyle kareleme metodu dediğimiz kareyi kare içine alma. Ya da bir tane üçgen çizince zaten geliyor. Eş üçgenlerden dolayı. Çünkü alfa beta'ya dalınca bak alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta bütün üçgenler eş üçgen oluyor. O yüzden bu kareleme metodu dediğimiz metot karede önemli bir yere sahipti. Evet yani ilk etapta o dik üçgeni ben alfa mantığından değil de Böyle karenin dışında bir üçgen varsa dışında da bir üçgen ben oluşturayım deyip o şekilde de yapabilirdin. 27. soru. Güzel bir soru. Cevap edilemedi oldu. Geldik 28'e. Filiz Hanım odasının perdesini asmak için 2 metrelik merdiveni aşağıdaki gibi duvara yaslamıştır. Merdiven ile zemin arasındaki açı 37 derecedir. Evet şöyle bir dik üçgen oluştu mu arkadaşlar? Oluştu değil mi? Hop şöyle 37 derecelik bir mesafe var buradaki ölçüde. Şöyle zemin arasındaki açı da 37 derece. e Başka sinüs 37'yi 0,6 vermiş. Bak burada dik üçgeni çizeyim. O şekil üzerinde karışabilir. 37. Şimdi sinüs 37 0,6 mı? 6. Yani o 6 bölü 10 mu? Evet. 6 bölü 10. 6 bölü 10. Sadece sinüs değerleri yalnız. Dikkat et. O zaman 6, 8, 13 geninden burası da 8 mi çıkar? Aynen. E, 37, saat hatta burada kaçta da kaç derece olur? 53 derece olur. Tamam. Burayı buldum. Şimdi buradaki mesafe kaç verilmiş? Merdiven 2 metre verilmiş. Santimetre cinsinden isteniliyor bizden. Burası 200 ise ben şuradaki uzunluğu bulabilirim. Bu kırmızı uzunluk ne yapıyor o zaman? 37'nin sinüsünü kullanacağım. Ben şuraya bir A dersem sinüs 37 eşittir 6 bölü 10. O da A bölü 200 değil mi? Evet. Şu sıfırlar sadeleşti. 120 mi yapıyor? A'yı buradan 120 bulduk. Arkadaş A 120 çıktı. Şimdi diyor ki bana bu şekilde konuşa e ulaşamayan Filiz Hanım merdivenin yeriyle 53 derece yapıyormuş. Yer ile 53 derece. Hop şöyle yapınca merdiven buraya kadar yetişiyormuş. E tamam yetişsin bakalım. Bu sefer mavideki dik üçgene bakalım. Şimdi A noktasının yeni yeri ile ilk yeri arasındaki mesafe isteniyor. A noktasının yeni yeri bak burası oldu. A üstü eski yeri de burası. Yani bizden şuradaki x mesafe isteniliyor. Ne kadar yukarıda olur diye soruluyor. O zaman burada da 53 derece yapacak diyor ya zeminde. Hadi bakalım 53 derece yapsın. Ben 53'ün de trigonometrik değerlerini biliyorum. Ama 53'ün burada karşısı var, hipotenüsü var. Merdiven uzunluğu değişiyor mu? Değişmiyor. Merdiven böyleyken daha da dikleştirdim. Böyleyken daha da dikleştirdim. Merdiven uzunluğu hala daha 200. Yani şurası da 200. Yani ben şu dik üçgene bakacağım. 53'ün karşısı var ve hipotenüsü var. Yani sinüs 53'ü kullanacağım ben. Sinüs 53 nedir? Karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 10'dur. O da x artı 120 bölü 200. x artı 120 bölü 200'e eşit oldu. O zaman sıfırlar sadeleşsin. 160 yapıyor. 160 eşittir x artı 120'den x'i de böylelikle 40 buluruz. Yani cevap C an çıktı 28. soruda. Güzel bir soruydu. Geldik 29'a. X, Z açıları farklı bölgelerde birer açı olmak üzere şöyle ifadeler verilmiş. Farklı bölgelerde X, Y, dikkat et. Hocam şunun işareti daima ama daima nedir? Pozitiftir. O zaman sinüsle pozitif bir sayıyı çarptığım zaman yani eksiyle artın çarpımı küçük sıfır olmak zorunda. Sinüs x'in değeri ne oldu arkadaşlar? Negatif oldu. Sinüs x başka bir yerde var mı? Var. Bu 1 bölü sinüs x değil mi? Evet. 1 bölü sinüs x de negatiftir. Sen eksiyle neyi çarparsan pozitif yapar. Tabii ki eksiyi. Yani tanjant z'nin ne olduğunu biliyoruz biz. O da eksi çıktı. Sonra burada bunun işareti daima karenin işareti bir şeyin parantez karesi pozitiftir. E sen pozitif bir sayıyla neyi çarparsan pozitif yapar. Pozitif bir sayıyı yani kotanjant y buradan ne oldu? Artı oldu. Sonra sekat dediğimiz 1 bölü kosinüs. 1 bölü kosinüs x ile tanjant y'yi çarpacaksın. Hocam kotanjant y pozitif ya. Kotanjant zaten tanjantla kotanjantın işaretleri her zaman her bölgede aynı değil mi? E kotanjant y artıysa tanjant y de nedir zaten? Artı değil midir? Evet. Tanjant y de zaten artıdır. E tanjant y artıysa artıyla neyi çarparsak pozitif yapar? Tabii ki artıyı. O zaman bir bir kosinüsün artı olması lazım. Yani kosinüs x'i de biz ne bulduk arkadaşlar artı olarak bulduk. Şimdi bölgelerine bakacağım. Arkadaşlar, bölgelerin düşünelim şimdi. Ben ne arayacağım? Sinüsün eksi kosinüsün artı olduğu yeri arayacağım ilk etapta. Hocam, sinüsün eksi kosinüsün artı olduğu yer x değerleri bak, x için 2 bölge var. Sinüsün eksi sinüsün eksi değerleri burada kosinüsün de artı olduğu yerler. Burası hangi bölgede oluyor arkadaşlar? İşte şu bölgede. O zaman x açısı kesinlikle ama kesinlikle nerede arkadaşım? Dördüncü bölgede. Evet x dördüncü bölgede. Yani cevap ya c yapacak ya d yapacak. Sonra tanjantın eksi olduğu diye değeri arayacağım. Tanjantın eksi olduğu değer ve tanjant y'nin de artı olduğu yeri arayacağım. He. Tanjant z'nin eksi olduğu değer Hocam tanjant z Z açısı burada olabilir. Pardon, eksi olduğu yeri arayacağım. Tanjant değeri burada olabilir. Z burada da olabilir ama Z burada maalesef ama maalesef olamaz. O zaman Z de bu bölgede olmak zorunda. Çünkü bunlar farklı bölgelerde demişti. Tamam Z'yi de hallettik. Ne kaldı şimdi? Y mi kaldı? Y. Kotanjant Y'nin de artı olduğu yer, tanjant Y'nin de artı olduğu yer. Tanjant Y'nin de artı olduğu yer. Ya burası ya burası değil mi? Evet. O zaman ne olacak arkadaşım? E şimdi şuraya bakacak olursak burada kotanjant değeri ve tanjant değeri hocam burada da olabilir, burada da olabilir. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. İşte aşağıdaki bölgelerden hangisi de olabilir diye soruluyor. O zaman şuna bakacağız. X'i dördüncü bölgede bulduk. Y kaçta olacak arkadaşlar? Ya 1'de ya 3'de. Ya 1'de ya 3'de olacak. Öbürü de Z'de nerede olacak arkadaşlar? 2'de olacak kesinlikle. O zaman şu şekilde olacak. Yani cevap ne oldu? 4, 1, 2 oldu. Ya 4, 3, 2 de olabilirdi. Zaten hangisi olabilir diye soruluyor. Cevap böylelikle denizli oldu. 29. soruda geldik 30'a. Sin kare x eksi 4 sinüs x eksi 3 eşit 0 verilmiş ve sin kare artı 9 cos kare kosekant kare isteniliyor bizden. Ya a kare artı b kare şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar daha öncesinde söylemiştim. Hatırlatma. a kare artı b karenin açılımı önemliydi. Çarpanları ayırmada da kullanıyorduk. Ya a artı b'nin parantez karesi eksi 2 a b'yi kullanacaksın ya da a eksi b'nin parantez karesi artı 2 a b'yi kullanacağım. Şimdi şuna bakalım. Arkadaş bu dediğimiz sinüs x karesi artı bu 1 bölü sinüs değil mi? Evet. 3 bölü sinüs x'in karesi yapmıyor mu burası? Evet. Şimdi ben burada artılısını mı kullanacağım? Eksilisini mi kullanacağım? Ya burada artılısını kullanırsam sinüs x artı 3 bölü sinüs x dersem şu sin kare artı 3 yapıyor. Ama elimde ne var? Aa sin kare eksi 3 var. O zaman eksilisini kullanayım ben burada. Tamam. Şimdi dur. Yani şu açılımı kullanacağım kardeşim. A x b'nin parantez karesi. Yani sinüs x eksi 3 bölü sinüs x'in parantez karesi artı 2 tane ab. Sinüs x çarpı 3 bölü sinüs x'e eşittir bu. E şimdi burada bunu yalnız bırakırsan sin kare x eksi 3 neye eşit? 4 sinüs x'e eşit değil mi? Aynen öyle. Bak burada da düzenle sin kare x eksi 3 bölü sinüs x var burada artı şunlar gitti 6 yaptı hocam sin kare x eksi 3 4 sinüs x eşitti 4 sinüs x bir de bunun parantez karesi var dur 4 sinüs x bölü sinüs x'in karesi artı 6 olacak şunlar sadeleşti 4'ün karesi 16 16 artı 6 da 22 yapar yani cevap Ceyhan yapar a kare artı b karenin önemi işte o yüzden bunu bilin diye daha öncesinde söylemiştik. Ama her matematik çalışan bunu biliyor zaten. Çarpanları ayıran çalışan zaten bunu bilmek zorunda. Evet 30. soru. C an çıktı geldik 31. soruya. Tanjant 25 x verilmiş ve buradaki değer isteniliyor bizden. Arkadaşlar 25'li yazalım. Burası 90 artı 25 değil mi? Evet. İçindeki 90 gidince fonksiyon içinde değiştiriyordu. Tanjant 25 olacak. Yalnız kotanjant 115. 90 artı 25 bu bölgede kotanjant değeri nedir burada? Eksi değil midir? Evet. O zaman eksiyle çarpması. Eksi tanjant 25 olacak burası. Çarpı. Sonra tanjant 205. Yani bu sek 180 artı 25 olduğundan dolayı 180'e 25 eklersen bu bölgede tanjantın değeri nedir? Artıdır. Artı tanjant isim değiştirmiyor. Tanjant 25 mi oldu burası? Evet. Sonra artı kotanjant eksi 25. Arkadaş içindeki eksiği kusuyordu. Bir tek kosinüs içindeki eksiği yutuyordu. Yani bu eksi kotanjant 25 oldu. Eksi kotanjant 25'i böyle yazalım. Bölü alt taraf. Bu da eksi tanjant 25 yapar. İçindeki eksiği kustu. Tanjant 135 nedir? Tanjant ikinci bölgede eksidir. Yani bu eksi tanjant 45 eşittir. Tanjant 45 de 1 olduğu için burası da eksi 1 mi oldu? Evet. Bir de eksi kotanjant 25 var burada. Tamam. Şimdi yukarıyı halledelim. Hocam şu ikisi Tanjant 25 x ya. x yazdım x yazdım. Yani burası eksi x kare mi yaptı? Evet. Sonra eksi kotanjant 25. Eksi kotanjant 25. Sonra ben bu toplamayı yaparken paydayı böyle eşitleyeceğim ya da direkt bunda bunun çarpımını yukarı eklemeyeceğim mi? Evet. Eksi kotanjant 25 ile artı eksi, eksi tanjant 25 çarpınca kotanjant 25 ile tanjant 25'i çarpımı 1. Bir de eksi eksi çarpımı artı 1. Artı 1 mi yaptı burası? Evet. Sonra eksi kotanjant 25 ile eksi 1 çarparsam artı kotanjant 25 yapar. Bir de bölü aşağısı bu x değil mi? Evet. Burası da eksi x eksi 1 yapar. Kotanjant 25'ler gitti. Yukarısı ne yaptı? 1 eksi x kare bölü eksi parantezinde x artı 1 yaptı. 1 eksi x kare nedir? 1 eksi x çarpı 2 kare farkı 1 artı x yapar. E aşağıda da eksi x artı 1 var. x artı 1'ler nanay. Cevap 1 eksi x'in eksiye bölümü. Yani eksi 1 artı x yapar ya da x eksi 1 yapar. Yani böylelikle cevap Ceyhan oldu 31. soruda. Güzel bir soru. Geldik 32'ye. Aşağıda o merkezli birim çember üzerinde alfa ve beta açıları verilmiş. Şimdi bunları yorumlayacağız. Sinüs alfa büyük sıfır demiş. Arkadaş alfa geniş açı mı? Evet bak 90'dan büyük. Geniş açı zaten sinüs değeri bak şuradaki değerdir. E zaten buradaki değerin sinüsü büyüktür. Doğru mu? Doğru. Gelelim buraya. Tanjant beta küçüktür. Bak tanjant beta. Arkadaş beta böyle 90 dereceden küçük değil mi? Ama beta negatif yönlü bir açı değil mi? Evet. Bak dar bir açı olacak bir de negatif yönlü bir açı beta. Yani bu nedir arkadaşlar? Atıyorum tanjant beta neye eşit? Tanjant atıyorum eksi x'e eşit. Tamam mı? Ya da eksi n'e eşit. Bu da en de dar açı. Eksi tanjant n'e eşit değil midir? Evet. Sıfırdan küçüktür. Doğru mu? Aynen öyle n dar açıysa tanjant birinci bölgede pozitiftir. Ee, birinci bölgede pozitif bir de eksiyle şartmışız. Doğrudur. E kosinüs beta'ya bakacağım. Yani neye bakıyorum? Kosinus eksiğine bakacağım. En dar açı beta'da negatif bir açı. Onu gösteriyorum sadece. Bak beta açısını böyle göstermiş. Bu kosinüs içindeki eksiği yutuyordu. kosinüs neye eşittir? kosinüs bu birinci bölgede dar açı olarak aldım ya. kosinüs birinci bölgede nedir? Artıdır. Yani bu yanlış olur. Kotanjant alfa büyüktür sıfır diyor kotanj değeri de ikinci bölgede kaçı ya? İkinci bölgede kotanj değeri eksi değil midir? Evet. Eksidir. Yani bu da yanlış yaptı arkadaşlar. O zaman 32. soru böylelikle 1 ve 2 yapar. Yani cevap akçay oldu. Geldik 33'e. A, D açıları verilmiş. Buna göre diyor 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bak dikkat et böyle işaret incelemesi var galiba. İşaretlerini bulmaya çalışacağız. Şurada sadeleştirme 180 bölü 6'dan 30 geldi. 5 ile 30'un çarpımı 150 yaptı. Kosinüs 150 oldu burası. Hocam kosinüs 150 ikinci bölgede kosinüs değeri negatiftir. O zaman bunun işareti eksi diye bulduk. Evet a'yı eksi bulduk. B'ye gelelim. 920'yi esas ölçüsünü bulalım. 360'a bölelim. 360'a böldüğün zaman 2 defa 720 yapar ve 200 kaldı. Bu tanjant 200 yaptı. Tanjant 200. Hocam bu bölgede tanjant değeri sinüs de eksi olduğu için eksi eksiye bölümü artı oldu. İşareti artı oldu. Kotanjant eksili bir şey var. Hocam ya burada eksinin esas ölçüsünü bulabiliriz ama bu önemli değil. Yani bir tek kosinüs içindeki eksiği yutuyordu. E diğerleri kusuyordu. Bu eksi kotanjant 22 pi bölü 5'e eşit değil mi? Evet. 22 yani 22 pi bölü 5'in esas ölçüsünü bulacağım. 22'yi paydanın 2 katına böldüğüm zaman 2 kalanda kaç oldu? 2. Yani burası eksi kotanjant 2 pi bölü 5 mi yaptı? Evet. 180 ile 5 sadeleşti. 36 yaptı. 72 yaptı. Yani eksi kotanjant 72 yaptı. Kotanjant 72 normalde birinci bölgede artı ama eksi ile artının çarpımı eksi oldu. Yani bunun işaretini kotanjantın işaretini eksi bulduk. Bu eksi bu artı bu da eksi çıktı. Sinüs eksi bilmem ne içindeki eksi kusuyordu. Eksi sinüs 2130 yaptı burası. Bunu da bulurken ne yapacağız? 2130'u kaça böleceğiz? 3600'a böleceğiz. 5 defa 1800. Çıkarttığımız zaman 0, 30, 330. Yani bu eksi sinüs 330 yapar. Hocam sinüs 330 bu bölgede bu bölgede sinüsün değeri nedir? Eksidir. Normalde bunun işareti eksi ama değil mi? Sinüsün değerine bakıyorum. Şu Şuraya geleceğim. Çünkü sinüs ekseni burası. Ee, bunun işareti eksi ama eksi eksi çarpma artı olacağından bunun işareti artı oldu. Şimdi gelelim şuraya. A eksi b. Hocam A'nın işareti eksi. B'nin işareti artı. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsam ya da eksiyle artı çarpma eksi ya. Bu eksi oluyor. Doğru mu? Doğru. D'den C'yi çıkartacağım. D'ye baktım artı. Pozitif bir sayıdan C'yi çıkartacağım. Negatif bir sayı çıkartırsam eksi eksi çarpma artı yapıyor ya. Yani burası artı yaptı. Bu büyük sıfır yaptı. Doğru mu? Doğru. B artı D'ye bakıyorum. B ile D'nin toplamı iki pozitif sayının toplamı pozitiftir. Bölü A artı C'ye bakıyorum. A artı C'de iki negatif sayının toplamı negatiftir. Bu da küçük sıfır yapmış. Doğru mu? Doğru. Yani cevap 1, 2, 3 yaptı. 33. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 34'e. Aşağıda bir kırtasiyenin rafının kare şeklindeki bir bölümünde bulunan birbirine eş 5 adet kitap bulunmaktadır. Evet birbirine eş 5 adet kitap bulunmaktaymış arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5. Evet yani burada kare şeklindeki bir rafta birbirine eş 5 adet kitap bulunuyor. Tamam. E arkadaş o zaman birbirine eşse burası A birim A birim A birim A birim A birim. O zaman karenin bir kenarı kaç yaptı? Şu kare şeklindeki bir raf ya. O zaman karenin bir kenarı kaç yaptı? 5A mı yaptı? Evet. E sonra bu rafla 2 adet kitap alındığında oluşan durum aşağıda oluşuyor. Şimdi C'ye kadar 2 adet kitap aldım ya. Yani şu kitap alındı. Şu 2 adet kitap alınca burası hala 2A mı? Evet. Kitaplardan birinin boyu nedir diye soruluyor. Ve AB'yi de vermiş bana. Bitti gitti kardeşim. AB'yi 14 vermiş. Ve ne verilmiş? BCA 34 verilmiş. 34 derece. Sinüs 34 de verilmiş. Hemen dik üçgeni çizmemize gerek yok. Ya da çizelim. Ya da gerek yok. Sinüs 34. Hocam karşı bölü hipotenüs değil mi? Aynen öyle. Sinüs 34 eşittir. Karşı bölü hipotenüs. 14 bölü x'e eşittir. E sinüs 34 de zaten 0,56 verilmiş. 56 bölü 100'e eşit. Şunlar şunlar sadeleşti. Kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman 4 bölü 100 yaptı. Şunlar da sadeleşti. 25 yaptı. O zaman x de böylelikle 25 olarak buluruz. Bitti gitti ya. Direkt şuradaki dik üçgenden soru çıkıyormuş. Şunların böyle eş kitap olarak yazmamıza da gerek yokmuş. Yani 34. soru denizli oldu. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Ne diyor burada? Bunlar birbirine paralel verilmiş. Tamam paralelse 90'sa burası da 90 mı? 90. Şimdi ABC üçgeninin alanı şu verilmiş. ABC üçgeninin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. Değil mi? Evet. Şimdi başka bir şeyler verilmiş mi? Verilmemiş. E tamam. Şimdi ne yapmamız lazım? Buna göre BCA açısı kaç derecedir? BCA. Arkadaşlar ben buradaki trigonometrik değeri bulmam lazım. En güzel ek çizim yarı çap değil miydi? Al sana yarı çap. Yarıçapı çizdim. Şimdi buradaki yarıçap. Ben buraya bir alfa dersem. Hocam burası nedir? Hocam burası Şurada a merkezden kirişedik çizince iki eş parçaya böler bu arada değil mi? Evet burası nedir? Burası sinüs alfa uzunluğudur. Burası kosinüs alfa uzunluğudur. Hocam burası da sinüs alfa. E o zaman buraya ne kaldı? Tamamı birbirinin değil mi? Birim çemberden dolayı 1 eksi kosinüs alfa. Hocam üçgenin alanı ne? 2 sinüs alfa çarpı yükseklik. 1 eksi kosinüs alfa bölü 2'ye eşit. Aa bunlar gitti. Bu üçgenin alanı neye eşit oldu? Üçgenin alanı da bu demiş. Yani sinüs alfa çarpı 1 çarpı 1 eksi kosinüs alfa çarp. Hocam bu sinüs alfa eksi sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşit ya. Bak sin 50 eksi kos 50 sin 50. Sin 50 eksi kos 50 sin 50. Böylelikle ben alfayı kaç derece bulurum? 50 derece bulurum. Evet alfa 50 derece. A benden B C A açısı isteniyor. Bak dikkat dikkat. Arkadaş şu birim çemberden dolayı bir birim değil mi? Evet burası da bir birim değil mi? Açıyı da sen 50 derece buldun mu buldun. İkiz kenar çıktı tepe açısı 50. 180'den 50 çıkart. 132'ye böl. 65 65 olur taban açıları. Ve böylelikle biz de BCA açısını bakıyoruz. BCA açısı isteniyor. Burası 65 ise bu arada dik tabanı keş parçaya böldü ya. Bu da bir ikiz kenardır. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Yani burası da 65 çıkar. 65 65 isteniyor bizden. BCA açısı 65 artı 65'ten 130 derece Gelir mi? Gelir. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Böyle birim çemberde bir açı verildiğinde şu en güzel çizim yarı çap çizmeyi unutmayın. Birim çemberde zaten merkezden çıkan açılar bizim için önemli. O yüzden bu hamleyi yaptık. Ve böylelikle bu kısmı bitirdik. Yani ikinci kısım. 10. gün miydik? Evet 10. gün ikinci videoyu bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? 10. gün 3. videoda yani test 1'in son kısmında son 4 sayfada. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.